İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi pilot il olarak seçilen Düzce'de başladı. Eğitimin tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Talha Cebeci, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Metin Tayerer, Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AFAD personelleri, arama ve kurtarma sivil toplum kuruluşları ve öğretmenler katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Eğitim programının amacına dikkat çekmek için katılımcılara Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna vurgu yapan bir video gösterildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Talha Cebeci, okullarda afet farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Cebeci, İçişlik ve AKUP üyelerimiz okullarımızda farkındalık eğitimlerini, acil durum ekiplerinin eğitimlerini ve tatbikatlarını gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda afet bilinci hayat kurtarır düşüncesiyle hareket ederek tüm ilimize ulaşmayı hedeflediğimiz programa katılımlarınızdan dolayı müdürlüğümüz adına teşekkür eder, saygılar sunarım. Afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, bu tecrübelerin bize öğrettiği en önemli şey afetlere hazırlıklı olmak gerektiği. Hazırlıklı olmanın çeşitli safhaları var şüphesiz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ciddi gayretleriyle bu hususta devletimizin, hükümetimizin çabalarıyla ciddi tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bunların arasında kentsel dönüşümden tutun, eğitime varana kadar bir sürü çeşitli tedbirler var bunun içerisinde. Bugünkü bir araya geliş vesilemiz bu eğitimler. Tabii farkındalık eğitmen eğitimi. Eğitmen konusunda az önce daire başkanımız da ifade etti. Öğretmenlerimiz neden seçildi? Öğretmenlerimiz tabii ki kendilerinin de takdir edeceği bildiği üzere aynı zamanda toplumumuz içerisinde kanaat önderleri. Her biri bulunduğu çevrede bir kanaat önderi. Öğrencilerinin arasında, velilerinin karşısında, aynı zamanda sosyal çevrelerinde sözü geçen, sözüne değer verilen, itibar edilen, eğitim konusunda en iyi şekilde bilen, en iyi şekilde varlık yol gösterici olabilecek arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bu anlamda farkındalık, eğitmen eğitimi konusunda ilimiz pilot il olarak seçilmiş durumda. Bu hususta da bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Hem afetler konusundaki tecrübelerimiz var, hem son dönemde Sayın Valimizin başkanlığında değerli arkadaşlarımızın değerli katkılarıyla hakikaten ciddi gayretleri var. Sivil toplumumuzun ciddi katkıları var. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu hususta yaptığı ciddi hazırlanmalar var. Bundan dolayı ilimizde pilot il olarak seçildi. Ve bu eğitimler sizlere sunulmuş oldu. Tabii ki bundan sonra artık bu eğitimi almış arkadaşlarımızdan öncelikle tabii ki kendilerinden başlayarak, kendi ailevi hazırlıklarını yaparak, ardından okullarında, okul idarecilerinden hizmetli arkadaşlarımıza varana kadar, öğrencilerimizden onların verilerine kadar, onların afetlere yönelik olarak farkındalığının artırılmasına dönük katkılar sunmalarını bekliyoruz. Bu aldığınız eğitimlerin katkılarını hepiniz göreceksiniz. Aynı zamanda da çevrenizdeki insanlara da hem öncesinde hem esnasında hem sonrasında yardımcı olacak, yardımcı olarak bu eğitimlerin inşallah karşılığını vereceksiniz. Ben bu projenin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Afetlerde önceden hazırlığın önemine vurgu yapan Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı, 17 Ağustos depremini Kocaeli'de yaşadık, sonra Düzce depremini yaşadık, Van depremini yaşadık ve bir sürü deprem gördük. Bu depremlerde ben hep müdahaleci olarak yanardım. 6 Şubat depremlerinde de arama kurtarma daire başkanı olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Lakin şunu gördük. Biz ne kadar kalabalık olursak olalım, afetlerde müdahaleye yetişemiyoruz ve yetişemeyeceğiz. Zaten yetiştiğimiz zaman da bu bir afet olacak, bir acil duruma dönüşecek. 6 Şubat depremlerinde küçük bir hesap yaptık. Yaklaşık 39 bin bina yıkılmıştı ve biz bunların 26 bin binasında arama tarama kurtarma çalışmaları yaptık. Ve bu basit hesapla bizim 1.752.000 arama kurtarmacıya ihtiyacımız vardı.
Ve biz bunu sadece 35.250 arama kurtarmacıyla yaptık. Peki, şu andan itibaren çalışsak bu kapasiteye yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Zaten yetişmememiz de gerekiyor. Bizim öncesinde hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Düzce bu konuda çok önemli illerden bir tanesi. Düzce hem depremle hem de sellerle sık sık afetlere maruz kalan bir ilimiz. Ve en son selde gerçekten ilimiz çok güzel hazırlanmıştı. Dereler ıslah edildi, gerekli çalışmalar yapıldı ve sadece bir canımıza mal olmuştu. O da bir kaza sonucu meydana gelmişti. O zaman biz şunu görüyoruz. Eğer biz afetlere iyi hazırlanırsak, öncesindeki hazırlıklarımızı yaparsak o zaman arama kurtarmacıya ihtiyacımız olmayacak, kalmayacak.